Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Allah-u Teala sebepler zincirinde sonucunda yaratıyor, yaratacağı şeyleri ve sebeplere yapışmamızı da emrediyor. Yani bir insan hani şifaya kavuşacaksa doktora gitmesi lazım. İlaç kullanması lazım, bu sebeplere yapışması lazım. Allah-u Teala o şekilde gönderirim buyuruyor çünkü. Ne bileyim işte çocuk sahibi olmak istiyorsa evlenmesi lazım. Efendim zengin olmak istiyorsa çalışması lazım. Ne bileyim başka sebeplere yapışması lazım. Da biz bazen kantarın topuzunu kaçırıyoruz. Yani sebepleri artık hedef olarak görüyoruz. Sanki Allah-u Teala sebepleri yaratmamış da sebepler bizim o işimizi yaratıyormuş gibi. Şimdi sebeplere mi güvenmeli? Sebepleri yaratana mı güvenmeli? Yani soru bu. Şimdi zamanımızda Mustafa Bey, böyle bütün toplumu hızla kuşatma altına alan stres, depresyon gibi ruhi hastalıkların, rahatsızlıkların önemli bir sebebi de sebepleri yaratana değil ya sebeplere güvenmektir. Evet. Halbuki dinimiz sebeplere yapışmamızı fakat bunlara güvenmememizi emrediyor. Sebeplere güvenen sebepleri çok zorlar. İstediği olmayınca başkalarını ve kendini suçlar. Niçin olmadı? Kim buna mani oldu diye suçlu arar. Arzusu yerine gelmeyince bunalıma girer, ruhi dengesi bozulur. Bu davranış kişinin tevekkülünün azlığını gösterir. Allah-u Teala emretmiştir sebeplere yapışın diye. Hani şimdi bu tarihi dizilerde o senaryolar kimler hazırladılarsa, yani Allah-u Teala razı olsun kim hazırladıysa, o sultanların ağzından çok güzel bir ifade kullanılıyor. Doğrusu o, İslamiyet de onu bildiriyor. Biz zaferle değil, seferle emredildik diye. Biz de sebeplere yapışmakla emredildik. Din olarak dinimiz bize bunu bildiriyor. Sebeplere yapışmak. Hastalandım, doktora gideceğim. Ama şifayı veren doktor değil, ilaç da değil. Doktor ilaç şifa için Allah-u Teala yarattığı sebeptir. Vay efendim, bu doktor benim annemi yedemedi, ben bunu vurayım. Ya bir sürü şeyler oluyor değil mi? Ya doktor şifa verseydi, şifa verecek gücü olmuş olsaydı kendine verirdi. Şimdi Mustafa Bey, o doktorun aynı şekilde ahirete intikal eden diyelim ki annesi, babası, dedeler, dinleri, yani, akrabaları var, evet, değil mi? Tabii, öyle tabii. Onları kurtarırdı. Öyle bir durum söz konusu değil. Ve kendisi hastalanmazdı. Kendisi hastalanmazdı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi kendisine şifa verirdi. Dolayısıyla doktor vesiledir. İlim öğrenmekte sebepler vardır. Benim çocuğa bunu öğretin. Öğretin de meşakkati var, sıkıntısı var. Çocuk kabiliyetliyse, hani bir söz vardır. Veren olgun, alan da uygunsa. Veren tamam veriyor. Ama alan uygun değil. Alan uygun değil. Yani yapısı müsait değil. İstediğin kadar anlat. Hani birisi çocuğuna böyle nasihat edip dinlemez. Bir gün deniz kenarında böyle bir şeyler anlatmaya başlamış. Bakmış çocuk sessiz dinliyor. Aa demiş, çok güzel demiş. O da coşmuş. Epey anlatmış bir saat. Ondan sonra demiş, oğlum ne anladın? Ha demiş, baba demiş, sen anlatırken demiş, ben demiş işte dalga kıyıya vuruyordu. Onu saydım, 180 defa vurdu demiş. 180 tane dalga saymış. Evet, 180 tane dalga. Babası saymış. Boşa konuşmuş. Babası boşa konuşmuş. Yani alıcı değil. Alıcı değil. Yani boş boşuna nefesini tüketme. Evet. Hani bir şey daha anlatırlar ya, onu zaman zaman hep anlatıyoruz. O da çok hoşuma gidiyor benim. Eğitimciden geldiğim için. Adam konferans verecekmiş. Gitmiş konferans, bakmış ki bir kişi gelmiş. Dinleyici olarak. Adam bakmış ona, demiş ki ya demiş, ben demiş hazırlık da yaptım demiş. Ne yapayım ben şimdi? Demiş ben demiş anlamam o işlerden, o gelen adam. Konferanstan manfaatını anlamam. Ben demiş seyisim, at bakıcısıyım. Ama demiş benim atların hepsi gitse, kaçsa, birisi kalsa ben ona gene bakarım demiş. Ha demiş, adam coşmuş. İşte bir saatten fazla anlatmış. Sonra da sormuş. Nasıl demiş? Hoşuna gitti mi? Demiş efendi demiş, ben zaten demiş başından söyledim. Seyisim, anlamam ben konferanstan. Şimdi benim atların hepsi kaçtı.
Gitti. Bir tanesi kaldı. Ama diğer atların arpasını da o bir ata yedirmez. O bir atı da çatlatmam yani. Bir atı da çatlatmaz. Dolayısıyla sen evet. diğerler gelmeyenleri de ayrıca bana yüklemeye kalktın. O olmaz. Bu sebepten dolayı hani Allah-u Teala sebepleri yaratmıştır. O sebeplere göre çocukların eğitim işi de, insanların anlayışı da, hatta Peygamberimiz insanların anlayacağı, hani önce kabiliyeti, kapasitesini göreceksin ve anladıkları dille anlayacakları kadar söyleyin. O kadar söyleyin. Lazım olduğunu onu anlatacak, onun anlayacağı şekilde söyleyin. Onun dışında söylemeyin. Ama açık net bir şekilde Allah-u Teala, Allah-u Teala peygamberleri aleyhissalatü vesselam, hepsini ama. Sonra bu peygamberlerin eshabını aleyhim rıdan ve bu peygamberlerin varislerini, evliyasını kendine iman etmek, ebedi saadet yurdu olan cennete gitmek için vesile, sebep olarak yaratmış. Bunlar götürmez, götüremez. Melekler de buna dahildir buyuruyor. Mesela peygamberler sadece anlatır, davet eder. O peygamberi inkar edince cezayı Cenab-ı Hak kendisi verir. O değil, veren o değil. Efendim işte ben bir zatın aynı şekilde işte kitaplarını okuyarak işte çok büyük nimetlere kavuştum. Amenna doğrudur. Ama o zatın kalbine de onun üstadından, ona onun üstadından, ona onun üstadından en son Peygamber Efendimiz'den geliyor. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki beni Rabbim terbiye etti. Yani Allah-u Teala'dan geliyor. Onlar vesiledir, sebeptir. Onu mabut tanıma diyor. Onu mabut tanıma. Mabut sadece Allah-u Teala'dır. Sebebe, vasıtaya tapınma yani. Tapınma. Onu güzel ifade ettiniz. Yani tapılacak o sebepleri yaratandır. O sebepleri yaratandır. Şimdi bir ifade geçiyor da İslam alimleri diyor ki kapıya kilit takarken de ya Rabbi bu kilidi senin kazanı değiştirmek için değil, senin emrine, adetine uymak için takıyorum. Ya Rabbi eğer malıma birini musallat edersen senin takdirine razıyım. Bu malı benim için mi yarattın yoksa başkası için yaratıp ben de emanet olarak mı bıraktın? Bilemem diye kalbinden geçirmelidir. İfadesi geçiyor kitaplarda. Ama ne güzel ifade etmişler. Evet. Ne güzel ifade etmişler. Efendim işte nasıl olsa Cenab-ı Hak Rezzak'tır. İstediğim şekilde rızkımı getirir, gönderir. O da yanlıştır. Hani demin siz şey yapıyordunuz ya, bunun iki ucu var. Ortası lazım bize. Mesela vaktiyle de böyle bir derviş dağda bir mağaraya gitmiş, tevekkül etmiş. Nasılsa demiş bana bir yiyecek gelir. Allah öyle gönderir bir yerden. Günlerce bekliyor. Açlıktan öleceği sırada o kavme gönderilen peygamber hayattaymış. Vahiy diyor Allah-u Teala o peygambere. Git o ahmak kuluma söyle. Şehre girip insanlar arasına karışmazsa onu açlıktan öldürürüm. O benim adetimi bozmak mı istiyor? Peygamber haber verince şehre gelir. Şehirde her taraftan bir şey getirilir, karnı doyar. Kullarımın rızkını doğrudan doğruya göndermeyip kullarımın eliyle onlara göndermeyi severim mealindeki ayet-i kerime meşhurdur buyuruyor. Dolayısıyla yani bazı kullar mesela Cenab-ı Hak cömert yaratmış. O kulları vasıtasıyla diğer aciz, fakir, aç kullarına doyurmakta, giydirmekte. Ama o kimse tamam doyurduğu şekilde Cenab-ı Hak şöyle şükretmesi lazım. Beni böyle işlerde istihdam ettiğin için ya Rabbi sana şükürler olsun de. Yoksa ben olmazsam siz öleceksiniz. Ben olmazsam siz çıplak kalacaksınız. Sizi ben doyuruyorum. Ha, değil o. Allah Teala doyuruyor. Ha seni mi aslanla doyurdu? O orada onun ekmeğini yiyenler de ona dua eder, şükreder. Ama gönderenin Cenab-ı Hak olduğunu bilir. Sebep olarak onu yaratmıştır. Ya şeyde Musa Aleyhisselam mesela Firavun'un suda boğularak helak olmasını Allah-u Teala'dan aynı şekilde diledi. Allah-u Teala buyurdu ki duanı kabul ettim. Ama buyurdu bak Firavun Tanrıyım ben diyen kimse. Dedi ki kullarından işte şu kadar kimseye her gün şu kadar hayvan kesip onların karnını doyuruyor. O bu işe devam ettikçe onu suda boğmam buyurdu Cenab-ı Hak. Ya Tanrıyım diyen adam. Boğmam dedi. O dedi bu işlere devam ediyor. Dolayısıyla kitaplarda Ehl-i Sünnet alimleri tevekkülü tam olan kimse sebepleri değil sebepleri yaratana Allah-u Teala'ya sığınır. Ona güvenir. Nitekim bir hadis-i şerifte bir kimse Allah-u Teala'ya sığınırsa Allah-u Teala onu her işine yetişir. Hiç ummadığı yerden ona rızık verir. Her kim dünyaya güvenirse onu dünyada bırakır buyuruldu. İbrahim Aleyhisselam mancılığa koyup ateş atıyorlardı. Hasbiyallah ve ni'mel dedi. Yani bana Allah yetişir dedi. O iyi vekil. Yardımcıdır dedi. Ateşe düşerken Cebrail Aleyhisselam gelip bir dileğim var mı diye sorunca
var ama sana değil dedi. Aha, o çok yüksek derece. O anda bir de yani. O anda bir ateşe gidiyor. Var da diyor sana değil diyor. Var ama sana değil. Ve böylece hasbiyallah sözünün eli olduğunu gösterdi. Var ama sana değil. Sen de sebepsin. Yani Cebrail aleyhisselam da olsan, Azrail aleyhisselam da olsan Allah Teala yarattığı mahluktur. Mahluktur. Ha bazıları efendim işte hafife mi? Hayır, hafife almak değil. Ama yani, yaratılmıştır yani. Tabii. Yani Halık'la mahluku birbirine karıştırmamalı. Yani biz sebeplere yapışırız ama sebeplerden değil, o sebepleri yaratandan biliriz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Hak Teala buyurdu, kulun günahı göklere kadar yükselse, tövbe ederse affederim. Allah-u Teala kullarına, bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha merhametlidir. Kim Allah'ın dininde ilim sahibi olursa, Allah-u Teala onun sıkıntılarını yok eder ve ummadığı yerden rızıklandırır. Hakikati Hak Sübhanehu ve Teala, Hak Sübhanehu ve Teala'nın hakikati biçun ve biçügûnedir. Bir vücut ki, Adem onun zıddı olmakla kaim ola. Hak Celle Sultanehu'ya şayan değildir. Hak Teâlâ'nın zıddı yoktur. Ve güzellik ve cemalin başlangıcıdır. Ve bu vücut hakiki bir cüzdür. Bir basittir ki bir şey ile karışmış değildir. Böyle olmadığı gibi olması da düşünülemez. O mertebede vücut vardır demek kulluğun noksanlığındandır. Veyahut bir vücut murad oluna ki Adem'in zıddı olmaya mecali olmaya. Hakikat kötülüklerin kalpten tekellüfsüz kaldırılmasının hasıl olmasıdır, gerçekleşmesidir. Hakikat mertebesinde uğraşmak ve güçlük çekmek yoktur. Hakikat devamlıdır. Hakikat ve İslamiyet ruh ve sırdan öte geçemezler. Hafî ve ahfaya ulaşamazlar. Hakikati arif, arifin hakikati bir ismi ilahi olup kendisinin Rabbidir, terbiye edicisidir. Hakikati camiayı insandan murat kalp latifesidir. Hakikati camiayı kalbiyenin mahalli yürektir. Hakikati Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem İcmal, topluluk itibariyle ilm sıfatıdır. Hakikati Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem isimler, sıfatlar ve şuunlar dairesinin aslının merkezidir. Allah ya Allah ya yollara düştüm. Ağlaya ağlaya yollara düştüm. Şükür olsun muradıma eriştim. Medine göründü, yandım tutuştum. Medine göründü, yandım tutuştum. Ölüm ver Allah'ım, verme ayrılık. Ölüm ver Allah'ım, verme ayrılık. Yeşil kubbe görününce gözüme, boyun büküp elim koydum dizime. Uyandım ki su serperler yüzüme. Uyandım ki su serperler yüzüme. Aklımı başımdan aldın ayrılık. Aklımı başımdan aldın ayrılık.
Ferhat gibi ciğerimden vuruldum, Şirin gibi ta kalbimden vuruldum. İstemeden Medine'den ayrıldım, Bir derdimi yüz bin ettin ayrılık. İstemeden Medine'den ayrıldım, Bir derdimi yüz bin ettin ayrılık. Komşu hakkı. Her Müslümanın salih komşular, iyi insanlar arasında ev araması lazımdır. Hadis-i şerifte, ev satın almadan evvel, komşuların nasıl olduklarını araştırınız. Yola çıkmadan evvel, yol arkadaşınızı seçiniz, buyuruldu. Hadis-i şerifte, komşuya hürmet etmek, anaya hürmet etmek gibi lazımdır, buyuruldu. Komşuya hürmet, onunla iyi geçinmektir. Onun aç olduğunu bilerek, kendisi tok yatmamaktır. Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği rızıklardan ona da vermelidir. Onu incitecek söz ve harekette bulunmamalıdır. Hadis-i şerifte evinizde pişen yemekten komşunuzun hakkını veriniz buyuruldu. Ödünç olarak ve ariyet olarak istediğini hemen vermelidir. Komşusu hasta olunca ziyaretine gitmelidir. Sıkıntıya düşünce imdadına yetişmelidir. Hadis-i şerifte, sıkıntıya düşen komşusuna yardım eden, sıkıntısını gideren kimseye, Allahü Teala kıyamet günü kıymetli elbise giydirecektir, buyuruldu. Cenazesi olunca taziye etmeli, yani sabretmesini söylemeli ve cenazesinin hizmetine koşmalıdır. Komşusu sefere, uzak vazifeye gidince, geride kalan ailesini, çocuklarını, hırsızların, ahlaksızların şerlerinden, zararlarından muhafaza etmelidir. O yok iken, onun çoluk çocuklarına karşı davranışlarında, ona hiyanet etmekten çok sakınmalıdır. Onun evinin havasını, güneşini men edecek kadar evine kat çıkarmamalı, buna zaruret olursa, ona anlatıp rızasını aldıktan sonra yapmalıdır. Ona veremeyeceği, meyve, tatlı gibi şeyleri evine ondan gizli getirmelidir. Evini satacağı veya kiraya vereceği zaman ona danışmalı, onun izin verdiği kimseye vermelidir. Dünyada en kıymetli şey Müslüman, salih, Allahü Teala'nın ve mahlukların haklarını bilen ve gözeten komşudur. Hadis-i şerifte Allahü Teala bir salih Müslümanın hürmetine, komşularından binlerce belayı, felaketi uzaklaştırır, buyuruldu. Hadis-i şerifte, kendisinin iyi mi, kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse, salih, halis olan komşularının, kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin. İyi kimsedir diyorlarsa, indi ilahide iyi olduğunu anlasın, buyuruldu. Herhangi bir kimseye yapılması haram olan bir fenalık, komşuya yapılırsa, günahı kat kat daha fazla olur. Herhangi bir kimseye yapılması sevap olan bir iyilik, komşuya yapılırsa, sevabı kat kat daha fazla olur. Hacı Bayram-ı Veli. Asıl adı Numan bin Ahmet olan, fakat Hacı Bayram-ı Veli diye bilinen bir evliyadır o, Ankara topraklarını şereflendiren. Ankara Çubuk'taki Zülfadl köyünde 1352 yılında gelir dünyaya. İlim tahsiline Ankara'da başlasa da Bursa'ya da gider ara sıra. İlimde pek bir yükselmiştir. Fakat gönlünü doyuracak manevi ilimler için kavrulmaktadır gönlü. Hani susuzluğun böylesi, zor dayanılır şeydir. İşte bu zamanlardan birinde
Kayseri'den bir davet alır, hemen çıkar yola. Bayramda oraya varınca, ismini Bayram koyar onun, Hamedettin-i Veli Hazretleri. Ve o, hocasının dizi dibinde büyük mesafeler kat eder. Daha sonra bir süre kaldığı Aksaray'dan tekrar Ankara'ya, vatanına geri döner. O, birçok alim ve evliyanın hocası olduğu gibi, Akşemseddin Hazretlerinin de hocasıdır. Akşemseddin, ününü duyduğu Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine talebe olmak için Konya'ya gelir. Fakat daha dergaha varmadan Hacı Bayram'ın para topladığını görünce, bu şeyh olamaz der ve ayrılır Konya'dan. Fakat yolculuğu sırasında konakladığı Halep'te bir rüya görür. Rüyada boynuna bir zincir takılmış ve çekilmektedir. Büyük bir sıkıntı içinde takip ettiği ve boynuna geçirilmiş zincirin ucunun Hacı Bayram'ın elinde olduğunu ve onun çektiğini görür. Evet, bir Allah dostuna yapmış olduğu suizanın pişmanlığıyla uyanınca vakit geçirmeden döner Konya'ya. Derhal Hacı Bayram Hazretlerinin bulunduğu yere gider. Fakat Hacı Bayram hiç yüz vermez ona. Sonra yemek vakti geldiğinde Akşemseddin köpekler için ayrılan yemek tabağının yanına gider ve kendi nefsine, madem bu Allah dostu hakkında böyle düşündün, o halde ey nefsim, senin yerin köpeklerin yanıdır, der. Köpeklerle beraber yemeye başlar. Köpeklerle beraber yemeye başlayınca, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, Akşemseddin'i yanına çağırır. Kelimeleri, onun kerametinin izharıdır. Şöyle der Akşemseddin'e, ey Akşemseddin, kalbimize çabuk girdin. Zincir zoruyla gelen kimse böyle ağırlanır işte. Ne yapalım? Bu menkıbe Allah dostları konusunda çok dikkatli olunmasını, zahire bakılmamasını pek güzel anlatan bir menkıbe olarak geçer tarihlere. Sultan Murat Han bir gün sohbette Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine, İstanbul'u almak isterim, ne dersin? Deyince Hacı Bayram-ı Veli şöyle cevap verir ve bu bir büyük keramettir. Ey sultanım! Bu şehrin alınması veya alındığının görülmesi size nasip değildir. Lakin öyle zannediyorum ki şu beşikte yatan çocuğa, yani Fatih Sultan Mehmed'e ve bizim Akşemseddin'e nasip olsa gerektir, der ve hakikaten İstanbul öyle fethedilir. Osmanlı Sultanı bir gün Sultan Hacı Bayram Hazretlerinin talebelerinin vergiden ve askerlikten muaf tutulmasını emredince birçok insan sırf bunlardan yararlanmak için gider Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine talebe olur. Gönül gözüyle olanları bilen Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri bu işe bir çözüm bulmak için bütün talebelerini bir meydana toplar ve der ki onlara, bugün bana talebelerimi kurban etmem emrolundu. Şimdi çadıra girin, sizi kurban edeceğim. Menfaatperestler hemen, haşa, Hacı Bayram'ın aklını kaçırdığını söylerler. Uğultular arasında iki sadık talebe, bir kadın, bir erkek çadıra girerler. Çadırda önceden koyulan koyunlar kesilir. Kanları dışarı akınca kalabalık Hacı Bayram'ın insan kestiğini düşünüp bir anda dağılır. Hacı Bayram, demek ki iki tane talebemiz varmış, der. Bu işte böylece çözülür. Muhteşem Osmanlı'nın harçlarından olan, nasihatleri kıtalar yöneten, sultanlara yol gösteren, büyük evliya Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri buyurdu ki, dünya gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyaret ediniz. Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını ifşa etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar size emanettir. Emanete hıyanet ise çirkin bir harekettir. Alim ve velilerin kabirlerini ziyaret ediniz. Zira o büyükler, kendilerini ziyaret edenlere şefaat ederler. Hiçbir günahı küçümsemeyin. Çok çalışın. Boş gezenler zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur. Helalinden kazanıp,
ondan fakirlere cömertçe veriniz. Ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tövbe ediniz ki affa kavuşasınız. Tesvif, hayırlı iş yapmayı sonraya bırakmaktır. İbadetleri ve hayırlı işleri yapmakta acele etmek, müsâreat olur. Hadis-i şerifte, ölmeden evvel tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızklarına ve yardımına kavuşunuz. Ve beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini buyuruldu. Zekatını vermeyen ve malını ahiret yolunda sarf etmeyen kimse, fakir olunca çok pişman olur. Hadis-i şerifte, tesvif eden helak olur buyuruldu. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, helaya girdikten bir müddet sonra kapıyı vurarak hizmetçisini çağırır. Hizmetçi, taharet suyunu veya bezini hazırlamadığını sanıp koşarak gelir. Kapı arasından gömleğini uzatarak, "Al, bunu falanca fakire hediye olarak götür." deyince, "Efendim, bunu heladan çıkınca emretseydiniz olmaz mıydı? Kendinize niçin böyle sıkıntı verdiniz?" der. Gömleğimi o fakire hediye etmek helada hatırıma geldi. Dışarı çıkıncaya kadar tesvif etseydim, şeytanın vesvese ederek bu hayırlı işi yapmaktan beni vazgeçirmesinden korktum, dedi. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Şirin Bursa'mızın Kestel ilçesinin merkezinden sesleniyorum. Merkezde bulunan tarihi Vani Mehmet Efendi Camii'ni sizlere anlatacağız. Ve Vani Mehmet Efendi kimdir? Çünkü İstanbul'daki Vani Köy denilen Çengelköy'ü geçtikten sonraki olan yerde de Vani Mehmet Efendi yaşamıştır. Yaşamış, tabii insanlara bazı nasihatlerde bulunmuş, sarayda birçok zamanlarda hocalıklar yapmış. Böyle kıymetli bir adamın yaşadığı yeri onun adıyla anmışlar, Vani Köy demişler. Ama şimdi biz Vani'nin uzatmasını kaldırmışız, Vani Köy demişiz. Vani'nin bir manası yok efendim. Vani Köy. İşte bu camiyi yaptıran zat o. Cami görüldüğü gibi önünde bir son cemaat yeri var. Tabii son cemaat yerinde yapıldığı döneme ait herhangi bir levha yok. Onun için biz buradan son cemaatin içine girelim. Orada esas caminin taç kapısını ve kitabesini sizlerle paylaşalım. Şimdi Vani Mehmet Efendi Camii'nin son cemaat yerine girdik. Gerek son cemaatin kapısı son cemaate kapılı hale getirilmiş, yani camiye katılmış gibi. Gerekse harimdeki kapısı, bugün bu bölgede İznik, Bursa, Kestel, Yenişehir gibi bölgedeki birçok tarihi camilerin kullanımında böyle ceviz görünümlü gül ağacı tabir ettikleri, ama gül ağacı değil yani, öyle geçiyor adı, veya tik ağacı. Dışarıdan geliyor tahmin ediyorum. Onlarla işte minberleri yapıyorlar, kapıları yapıyorlar. Tarihi bir yapıya da yakışıyor efendim. İyi de oluyor. Çünkü öbür türlü olsa boya sürecekler. Gelen boya sürecek, giden boya sürecek. Hiç olmazsa bir rengi olunca ağaç renginden başka o renkle böyle idare ediyor. Üstünde hemen bir inşa kitabesi
var. 1084 1674'e geliyor. 1084 Hicri olarak yazılan. Üstünde de zaten Şeyh Seyyid Muhammed el-Vani diyor ve onun vasıfları da saymış. Çok güzel olarak vasıfları da sayılmış. Belli ki kendinden sonra bu kitabe oraya kondu. Seyyid'di kendisi. Van Seyyidlerindendi. Ve iyi bir tahsil görmüştü. Ve İstanbul'a geldi. İstanbul'da birçok insana Allah-u Teala'nın yolunu anlatarak onların yolunu aydınlattı. O kimselerin yollarını aydınlattı. Sarayla teması vardı. Saray kendisinden istifade etmek için çağırırdı. 4. Murat'tan itibaren 4. Mehmet'e kadar gelip geçen padişahların hepsinin devrinde yaşadı ve onlarla da görüştü. O dönemlerde savaşa gidilirken tabii asker toplanacak. Onun kendine göre bir usulü vardı. Bir de o zamanın tanınmış din adamları da arzu ederlerse kendilerini sefere yazdırırlardı. Peki bunlar ne yapacak? Bunlar savaşacak mı? Hayır. Bunlar sadece askere vaaz-ı nasihatta bulunacak. Moral, motivasyon diye bugün modern olarak ifade ettiğimiz hususu insanları bu seferde zafere odaklandırmayı din adamları yaparlardı. Tabii Mehmet Efendi'nin müritleri de vardı. Müritleri de savaşa fiilen katılırdı. Çünkü Tekeba zaviyelerdeki bazı şeyh efendilerle beraber müritlerinin fiilen savaşa katıldığı 2. Abdülhamit Han dönemine kadar görülmüştür. Ama 1. Dünya Harbi'nde böyle bir katılım oldu mu, insanlar inanmıyorlardı ki o harbin lüzumuna, nasıl katılsınlar? Yani beyhude yere bir harbe giriyorsunuz, koca bir imparatorluğun 5 milyon gencini toprağın altına teslim ediyorsunuz ve devleti en sonunda yıkılışa kadar götürüyorsunuz. Niye böyle bir maneviyat ordusu desteklemedi? Haksız bir savaştı. Sırf Almanların yükünü hafifletmek için Türk evlatlarını oralarda leblebi gibi harcadılar. Evet, Vani Mehmet Efendi 65 yaşında vefat etti. 1620'lerde doğmuştu Van'da Seyyid Mehmet Efendi. Ve oradan da İstanbul'a intikal etti. Şimdi kendisi hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. İkinci Viyana kuşatması dediğimiz sefere 4. Mehmet Han zamanında katılmıştır. Tabii 2. Viyana'da Merzifonlu Mustafa Paşa'nın efendime söyleyeyim orada çok iyi bir asker, iyi bir idareci olmasına rağmen nefsine mağlup olup oradaki birkaç kalenin fethi için gönderildiğini neredeyse unutur gibi yapıp direkt olarak Viyana'ya saldırması bir kusuruydu. Başka kaleleri, görev verilen kaleleri o sene yapsaydı %100 başarılı olacaktı belki. Yanındaki Ketüde Asla, paşam ne yapacaksınız bu ufak kalelerle? Siz ufak kalelerin adamı değilsiniz. Büyük dertlerin, büyük problemlerin adamısınız. Viyana'ya alın ki namınız yürüsün dedi. İşte nam yürüsün diye yapılan savaş kendisinin de hayatına son vermeye sebep oldu. Vani Mehmet Efendi gibi mübarek, kıymetli bir seyyid alimin de efendim buraya mecburi ikamete gönderilmesi oldu. Daha önce de burada yeri vardı Vani Mehmet Efendi'nin. Camiini bu mecburi ikamete gönderilmeden önce kendisi zaten yaptırmış. Burada külliyesi vardı, hamamı vardı. İnanıyorum ki medresesi vardı. Şu anda Kestel Çarşısı'nın ortasında tam merkezi yerinde büyük bir avlu içerisinde camii var. İyi ki büyük bir avlu içinde kalmış. Demek ki etraftaki insanlar hani caminin yeridir, biraz yola gitsin, biraz göbek yapalım şöyle trafik rahat dönsün diye caminin arazisine kıymanın vebaline girmemişler. Bu kıymanın vebaline girenler de hiçbir zaman ihya olmamışlardır. 93 Harbi sırasında Bulgaristan'dan, bilhassa Bulgaristan'dan çok miktarda göçmen geldi.
insanlarımız 400 seneden fazla kaldıkları bu topraklardan sanki cezalıymış gibi sürülürcesine Aralık ayının 27'sinde kanılarla kışın ortasında yalın ayak çamurlara bata çıka, yol iz yok bata çıka İstanbul'a geldiler, canlarını attılar ve Trakya'ya geldiler. Abdülhamit Han bütün eksikliklere rağmen, hazinede para olmamasına rağmen masraflarını kendisi cebinden görmek suretiyle büyük bir kafileyi bu bölgeye gönderdi. Aksu köyü merkezli, Aksu köyüne de etrafındaki 7-8 köye, kızık köylerine efendim göçmen gönderdi. Kestel'de o dönemde gelen göçmen kardeşlerimizin yerleştiği bir yer idi. Daha sonra ilçe oldu. İlle de şimdi zaten birleşmiş gibi, yani Bursa'nın merkez ilçelerinden birisi. Bu Vani Mehmet Efendi'nin soyuyla ilgili bazı bilgiler edinmek kısmet oldu. Seyit Abdurrahman Arvasi'nin eşinin biri saraydan ihsan edilmiş bir Arnavut kızı Bülbül'e Hafize Hanım idi. Ve ondan doğdu. Kim? Molla Bistam. Molla Bistam'ın da oğlu Vani Mehmet Efendi'dir. Yani bu saraydan ihsan edilen hanımefendinin efendim evliliğinden doğan, Bülbül'e Hanım'dan doğan efendim Vani Mehmet Efendi'dir. Şimdi vakfeye de vasiyeti var. Onu da kabrinin başına gidelim, orada konuşalım efendim. Vani Mehmet Efendi'nin vasiyeti enteresandır. Bunu sizlere metinimden bildirmek istiyorum. Birçok insanımıza da nasihat olur. Buyuruyor ki, bundan sonra kardeşlerim, ifade ve sevdiklerim, biliniz ki günahı çok ve ayaklarının toprağı olarak şu sahifeleri karalayan ve suçunu, kusurunu itiraf eden ve Rabbin rahmetini ve yardımını uman, Van'da doğan, Bursa'da oturan Muhammed bin Molla Bistam, bin Molla Rüstem, dedesinin adı da Molla Rüstem'miş efendim, bin Şeyh Halil şöyle der, büyük dedesinin adı da Şeyh Halil. Bursa Kestel'de Cenab-ı Hakk'ın bana ihsan ettiği malla, Müslümanların namazlarını eda etmeleri için bir mescit ve cami yaptırdım. Ey Rabbim! Kuluna bu mübarek binaların inşasını nasip ettiğin gibi bunların kabulünü ve bereketine ihsan et. Rızana yakın olarak dininin ihyasına sebep kıl. Yani senin gönderdiğin dinin ihyasına sebep kıl. Diye böyle bir vasiyet yapıyor. Kendisi pek çok talebe yetiştirdi. Birçok kıymetli eser yazdı. Araisül Kur'an, Hülasatül Fittefasir, Risale-i Mebde ve Me'at, ki çok makbul kitaplar bunlar efendim. Amalül Yevm ve Leyl eserleri. Devlet büyüklerine, İmam-ı Rabbani Hazretlerine benzer şekilde o da devlet büyüklerine mektuplar gönderirdi. Mektuplar göndermiştir. Vani Mehmet Efendi rahmetullah, Seyyid Vani Mehmet Efendi. Bu mektupları topladığı, o devlet büyüklerine gönderdiği mektupları topladığı bir münşeatı var. Eserleri bugün İstanbul'da çeşitli kütüphanelerde vardır. Şimdi kendisine rahmetler diliyoruz. Biz fatihalarımızı gönderdik. Sizler oradan gönderirsiniz. Caminin yaptırdığı caminin son cemaat yerinde. Avluda bir haziresi var. Orada da kendinden sonra gelen postişin olan şeyh efendilerin ve kendi seyyid sülalelerinden kimseler var. Burası girdiğiniz zaman caminin içerisine son cemaat yerine gördüğünüz kabir Vani Mehmet Efendi'nindir. Vefat tarihi de hicri olarak 1092 olarak yapılmış. Yani camiyi yaptırdıktan 8 sene sonra rahmeti rahmana
kavuşmuş. Allah Teala gani gani rahmet eylesin. Biz buradan hemen caminin içine girelim efendim. Şu anda caminin harim kısmına girdik. Geniş, ferah bir harim kısmı var. Girişte hemen, giriş kapısının hemen üstünde bir üst mahfil, altında da alt mahfil iki tane var. Birisine malum bugünün adetlerine, şartlarına göre müezzin mahfili deniyor. Yerden yüksek değil de zeminle beraber. Efendim, sağımda şöyle minberi sizlere göstereyim. Minberi de gene kapının ağaçlarından yapılmış bir hali var. Yani çok eski görünmüyor. Kürsüsü de gene aynı şekilde minberle yaşıt gibi duruyor. Bir de mihrap nişleri yuvarlak kavisler halinde, halkalar halinde. Yani bir halka halka yapılmış, sanki halka kesilmiş gibi. Yukarıdaki yazı da tahmin ediyorum eski tarihli bir levhadır. Estağfirullah. Fevelli ve çeke şatral mescidil haram ayet-i kerimesini oraya, tepeye asmışlar. Mihrabının yapılışı güzel. İmam Efendi'nin mihrapta kaybolmasını önleyecek şekilde yani dışarıya çok çıkık olup da mihrap duvarla beraber kaybolursa o uygun olmuyor. Burada ona da dikkat edilmiş. Tavanı ahşap tavan. Yapıldığı zaman da kubbesi var mıydı, yok muydu bilmiyoruz ama iki duvar açıklığı çok iyi ve ferah tutulmuş yani. Kestel ilçesindeki Vani Mehmet Efendi Camii'ni sizlere buraya kadar anlattık. Bir hamamı var ama şu anda çekime müsait olmadığı için hamamını sizlere gösteremedik. Burada imareti olması lazımdı bu kadar büyük alanda. Medresesi mutlaka ilim adamıydı, olması lazımdı ve vardı. Ama onların bugün hiçbir namı, nişanı kalmamış. Ne yapalım? Devir böyle gelmiş. İnşallah bundan sonrasında nam nişan kaybedilmez. Üstüne koyarız, eksiltmeyiz. Eksilen bir devir yaşamışız. O zamanda ne yazık ki kaybedilmiş bir zamandır. Efendim, süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız.